Şu anda herhangi bir sıkıntı var mı? Görüntüde ya da seste. Kaydı o şekilde atamıyoruz gruba ama PDF atacağım gruplara. Tamam. Hemen şuradan kalemimin rengini değiştireyim. Her yerden var Ayça hocam. Her yerden var. Şimdi bakalım ne diyor. Eğer bana göre şöyle düşünüyorum cümle tam anlamı sorularında. Tabii ki herkes için farklı olabilir. Eğer ben bana verilen cümlede bağlacı görüyorsam, yani bana verilen cümlede bu şekilde bağlacı görüyorsam işim daha kolay. Peki neden? İşim neden daha kolay? Çünkü ne arayacağımı biliyorum. Yani burada bir şey verdi, söyledi, tamam. Ben ne arıyorum? Bir bunun zıttını arıyorum. Burada verdi, ne arayacağım, neden sonuç arayacağım. Yani eğer burada veriyorsa ne arayacağımı çok rahat bir şekilde biliyorum. Ona göre artık yaklaşacağım şıklara. Şıklarda veriyorsa işim biraz daha zor çünkü. Ne arayacağımı bilmiyorum. Ama nasıl arayacağıma bakacağım. Şimdi baktım. Bana vermiş. E rağmen. Bir zıttık arayacağım. Doğru mu? Zıttıklara bakacağız şimdi. Ne demiş? Klasik müzik ne yaparmış? Klasik müzik iddia edilir. Bir pasif yapıda talep edilir, iddia edilir. Neyi? Geliştirmek için çocukların zekasını geliştirdiği iddia edilmesine rağmen. Klasik müziğin çocukların zekasını geliştirdiği iddia edilmesine rağmen demiş. Şimdi böyle bir şey söylemiş. Burası ne? Olumlu bir cümle, doğru mu? Pozitif bir cümle. Şimdi ben buradaki şıkları yazmayalım lütfen. Ben burada ne aramam lazım? Negatif bir şey aramam lazım. Baktım ne diyor? Ne olabilir, ne olamazmış? Might not be a correlation between zeka ve klasik müzik için bir uygunluğun arasında bir ilişki olmayabilir dedim. Şimdi bana burada demişti ki çocukların gelişmesi için çocukların zekasının gelişmesi için klasik müziğin geliştirdiğini iddia etmiştik. Buna rağmen demiştik. Sonra da dedik ki burada zeka ve klasik müzik için işte uygunluğunun bir ilişkisinin olmadığı olmayabilir dedik. Benim için burası negatif oldu mu? Birisi negatif, birisi pozitif. Çok da güzel oldu. Klasik müzik çocukların zekasının geliştirdiği iddia edilmesine rağmen zeka ile klasik müzik arasında bir ilişki yok dedik. Hiç önemli değil. Böyle çok güzel bir zıtlık yakaladık. Doğru mu? Bu olabilir. Çok yakınım buna. Bakalım diğer şıkları da bir bakayım. Hemen atlamıyorum. Diğer şıkları da kesinlikle bakıyorum. Ne demiş? Ebeveynlerin zamanı muhtemel ne yapmalıymış? Harcamalıymış daha iyi. Neye? Maruz bırakmaya, yani çocuklarını klasik müzikle doğumlarından sonra klasik müzik dinlemeye maruz bırakmaya harcamalı diyor. Daha iyi bir şekilde maruz bırakmaya harcamalı. Çocuklarının doğumundan sonra klasik müzik dinlemeye maruz bırakmaya harcamalı diyor. Şimdi ikisi de aynı şeyden bahsediyor. Yani paralel bir yapıdan bahsediyor aslında. Yani bu da klasik müzik için çocukların gelişimiyle ilgili bir şey söylüyor. Hem bu şekilde zıtlık aslında mümkün değil. Gitsin. Tamam, bakalım. Ne yapan klasik müzik bebeğe ne yapıyormuş? Kaçınılmaz bir şekilde. Değil mi? Kaçınılmaz olarak. Kaçınılmaz şekilde, kaçınılmaz olarak onların ne yapıyormuş? Daha akıllı büyümelerini sağlıyormuş. Daha akıllı büyümelerini sağlayacak diyor. Klasik müzik kaçınılmaz olarak onların daha akıllı büyümelerini sağlayacaktır. Zıtlık nerede? Bu da aynı şeyi destekliyor. Sen de git. Ebeveynler ne yapıyorlarmış? Overlook aslında ne demekti? Görmezden gelmek demekti. Görmezden gelme. Görmezden gelmek demekti. Ne diyor? Göz ardı etmeyebilirler dedi, değil mi? Not'ı kullandı. Göz ardı etmeyebilirler. Ses çok kesiliyor. Hepiniz aynı mı? Göz ardı etmeyebilirler.
Neyin olasılığını, neyin arttırmaya, geliştirmeye, tamam, geliştirmeye, bilişsel yeteneğini, çocuklarının bilişsel yeteneğini geliştirme olasılığını görmezden gelmeyebilirler. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok, doğru mu? Yani klasik müzikle onların yeteneğini, bilişsel zekasını, bilişsel yeteneğini geliştirmesiyle bir ilgim yok, gitsin. Sonra dedi ki, usually, genellikle yeterlidir aileler için neye? Güvenmesine, dayanmasına, klasik müziğe. Sadece klasik müziğe güvenmeleri aileler için yeterlidir. Ne için? Onların çocuklarının bilişsel gelişimi için sadece klasik müziğe güvenmeleri aileler için yeterlidir dedi. Bir zıtlık yaptı mı? Burada da aslında olumlu bir şeyden bahsettim. Bir zıtlık yapmadım. Doğru cevabımız o zaman ne oldu? Adan oldu. Burada dedik ki klasik müzik zekanın gelişimi için iddia edilmesine rağmen dedik. Sonra da burada da dedik ki aralarında bir ilişki bulunmamasından bahsettik. Zıtlığımız çok güzel oturdu. Geldim hemen ikinci soruma. Yine bağlacımı başta vermiş, harika. İşim çok rahat. Yine neydi? Rağmen demekti. Neye rağmen balinalar ve yunuslar ne yaparlarmış, harcarlarmış onların yaşamlarını nerede? Suda. Şimdi ben neyde bir zıtlık yapabilirim? Bakacağım. Balinalar ve yunuslar hayatlarını harcarlarmış suda. Harcamalarına rağmen. Yaklaşık tüm üyeler et yiyicidir. Et yiyicidir. Suda harcamalarıyla ne alakası var? Nerede yaptın zıtlığı? Gitsin. Onlar paylaşır belirli özellikleri, saç ezdedine gibi keskin dişler gibi belirli özellikleri paylaşırlar. Neye rağmen? Bir zıtlık var mı? Gitsin. Onlar ne yaparlarmış? Doğururlarmış bebeklerine ne gibi? Diğer memeliler gibi. Tamam doğursun. Bir zıtlık yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Daha sonrasında baktım ne diyor? Çoğu akıllı hayvanlardır ve nasıl öldürücülermiş? Zalim. Zalim öldürücüler ve akıllı hayvanlardır dedik. Çoğu akıllı hayvanlardır ve nasıl öldürücüler olduğundan bahsettik. Acımasız, zalim, acımasız öldürücülerdir dedik. Şimdi ben nerede yaptım zıtlığı? Suda yaşarlar zamanlarının katillerdir, akıllılardır. Geldim son şıkka. İnşallah budur. They have to. Have to neymiş? Zorundalık anlamında. Biliyorsunuz ki have to. Gelmeye, yüzeye gelmek zorundadırlar nefes almak için. Şimdi oldu mu? Çok güzel oldu. Neden? Hemen bakıyorum. Balinalar ve yunuslar zamanlarını suda harcamalarına rağmen onlar yüzeye gelmek zorundadır nefes almak için. Bunlar suda yaşıyorlar ama nefes almak için de nereye geliyorlar? Yüzeye geliyorlar. Tamam, zıtlık burada. Bir yüzeyde yaşaması, bir yani yeryüzünde nefes alması, bir de nerede? Suda yaşamaları. Tamam, zıtlık burada. Hocam özür diliyorum, bölüyorum. Telegram grubumuz bu değil mi? Evet, Telegram grubum bu arkadaşlar. Geldim üçüncü soruma. Ne diyor? Yıkama ve pişirme tek kere ilgilenir. Neyle? Zararlı mikropların, zararlı çoğu mikropların yiyeceklerin içinde ve üstünde. Bununla ilgilenirmiş. Yani ilgilenmesi demek hani yıkamayla, pişirmeyle yok etmesinden bahsediyoruz. Canan hocam evet, sorunuz evet. İlgilenmesi aslında burada yok etmesiyle ilgili, tamam mı? Yani yiyeceklerin içinde ve üstünde zararlı mikroplarla ilgilenirler diyor. Yani yok etmesinden bahsediyorum. İlgilenmesi derken yok etmesiyle ilgili bir şey söylüyorum. While'la zıtlık yapmış. Şimdi ben bağlaçlarım burada olduğu için artık buna göre, bu şıklara göre hareket edeceğim. Bakalım zıtlık mı yapacağım? Bir neden sonuç mu vereceğim? Yoksa bir zamanla mı bağlayacağım? Bakacağım. Şimdi demiş ki while iken bir zıtlık yapıyor. Diğerleri genellikle öldürülür. Ne kullandım? Pasif bir yapı kullandım. Mide asidi tarafından öldürülür ya da engellenir. Bağışıklık sistemi tarafından engellenir.
Bir zıtlık doğru mu? Bir zıtlık söz konusu olur mu? Olur. Neden? Pişirme ve yıkama yok etmesiyle ilgilenirken, mikropların yok etmesiyle ilgilenirken diğerleri de mide asidi tarafından öldürülür ya da bağışıklık sistemi tarafından bile engellenir. Bir zıtlık var. Yani bunlar bunu yapıyorken mide asidi ve bağışıklık sistemi de bunları yapıyor diye. A'ya çok yakınım, bir dursun. Oldu, rağmen demek. Toksik çeşitlerine rağmen saç esne gibi hepatit virüs ve hepatit virüs gibi yaygın olarak bilinmesine rağmen. Şimdi ne alakası var? Yani yaygın olarak biliniyor, tamam. Ama yiyeceklerin zararlı mikroplarla ilgilenmesiyle falan ne alakası var? Gitsin. Çünkü insanlar günümüzde ne yapıyorlarmış? Ciddiye almıyorlarmış. Neyin? Gıda güvenliğini ciddiye almıyorlarmış. Gıda güvenliğini ciddiye almıyorlar. Şimdi pişirme ve yıkama zararlı mikroplarla ilgilenir. Çünkü insanlar güvenliği ciddiye almıyorlar. Besin güvenliğini. Gıda güvenliğini ciddiye almıyorlar. Bu şekilde kullanabilir miyim? Kullanamam. Yani böyle bir bunun nedeni, bunun bir şeyin nedeni bu. Özellikle bu cümlenin sonucu bu değil. Devam edelim. Mevcut üretimin çoğu gibi görünür. Özellikle çoğu insanı, yani ne yapan insanlara gibi görünür? Endişeli insanlara. Doğru mu? Endişe verici. Endişe verici insanlara, çoğu insanı endişe verici gibi görünür. Yine bir alakam yok. Geldiğim after, taşınan meyveler ve sebzeler yüklenir. Kimyasal, öldürücü kimyasallarla yüklenen meyveler ve sebzeler taşındıktan sonra. Yine hiçbir alakası yok. Taşındıktan sonra şöyle olur, böyle olur demesi gerekirdi. Ama nerede yaptım zıttığımı? Bir tarafta pişirme ve yıkama yaparken, bir tarafta mide asidi tarafından öldürülüyor ve yana bağışıklık sistemi tarafından engelleniyor. Geçtim. Soruma, diğer soruma. Şimdi ne diyor bana? Veres iken zıtlığı yapacak, tamam mı? Bir zıtlık söz konusu. Yine işimiz kolay. Fantezi dediği hayal gücünden bahsediyor. İlgilenir neyle? İmkansızla ilgilenir. PDF atacağım. İmkansızla ilgilenirken hayal gücü imkansızla ilgilenirken bakacağım. Bilmem ne de şununla ilgilenir diye bir şey söylemem lazım. Siyasi ve politik doküment, argümanlar, yani işte dosyalar diyeyim, bilim kurguda vurgulanır, pasif çevirdim, vurgulanır, 1900'lerden beri daha fazla vurgulanırmış. Tamam, bilim kurguda vurgulanır dedi. Bu sosyal ve politik argümanlar bilim kurguda vurgulanır. Bununla ilgilenirken bilim kurguda vurgulanır gibi bir şey söyleyebilir miyim? Yani saçma. Bir dursun bakayım. Hani hiçbir şey bulamazsam. Bilim kurgunun ne yapıyor? Başlangıcı. Go back, trace back ve date back. Nokta nokta tarihine dayanır demekti. Go back, trace back, date back. Nokta nokta tarihine dayanır demekti ve biz bunları her zaman present tense'de kullanırdık. Simple present tense'de kullanırdık. Simple present tense'de kullanıyorduk. Dayanır, neye dayanırmış? Tarih öncesi mitlere ve işte maceralara falan dayanır dedim. Şimdi ben zamanla ilgili ne nereye dayanır, ne nereden gelir gibi bir şey söyledim mi? Hayır, neyle ilgilendiğinden bahsettim. Bilim kurgu hikayeleri kurulabilir. Gelecekte, geçmişte olduğu gibi gelecekte ve hatta günümüzde kurulabilir dedi. Yine bununla ilgili hiçbir şey söylemedik. Yani bu kurulmasıyla, olmasıyla ilgili hiçbir şey söylemedik. Bir şeyle ilgilenmesiyle ilgili bir şey arıyorum. Bilim kurgu tanımlar olayları nasıl? Gerçek olarak meydana gelen, neye göre? Kabul edilen teorilere göre. Kabul edilen teorilere göre meydana gelebilen olayları tanımlar. Bilim kurgu. Şimdi birisi demişti ki hayal gücü neyle ilgilenirdi? İmkansızla. Peki bunda ne diyor? Bilim kurguda
Kabul edilen teorilere göre gerçekten meydana gelen olaylarla ilgilenilmiş. Neyle ilgilendiğini söyledi aslında. Bunu tanımlar dedi. Zaten burada da ilgilenir deseydi, bu şekilde kullansaydı direkt bu olurdu. Ama bizim yorum gücümüze bıraktı biraz daha. Bilim kurguda bu şekilde tanımlanır diye söyledi. E'ye de bakalım, atlamayalım. Bilim kurgu düşünülür ne olarak ulaştığı onun çoğu karakterleri modern biçimde 1800'lerin sonuna kadar. Yine hiçbir zıtlık yok. Ne yaptık? Bilim kurguda şununla ilgilenir, bilim kurgu tanımlar diye bir bilgi verdik. Sonra geçtik 5. sorumuza. Bakalım ne demiş? Çünkü, için çünkü ile başlamış. İnsanlar genellikle istemezler ne yapmayı, katılmayı, araştırmaya katılmayı, şey, ankete katılmayı istemezler demiş. İnsanlar genellikle ankete katılmayı istemediği için nokta nokta nokta. Bakalım şuraya ne geliyor? Bazı araştırmacılar sağlar katılımcılara nasıl motive edici ödül sağlarlarmış. Ne için? Tamamlaması için. Bir anketi tamamlamak için motive edici ödül sağlarlar dedi. İnsanlar genellikle katılmak istemedikleri için ankete bazı araştırmacılar motive edici ödül, bir anketi tamamlamak için motive edici ödül sağlarlar. Oldu mu? Yani bir şeyin sonucu bu olabilir mi? Bu cümlenin sonucu olabilir mi? Çok güzel oldu. Diğerlerine de yine bir bakayım. Çoğu şirket güvenir tüketicilerin anketlerini geliştirmek için, onların ürünlerini geliştirmek için tüketicinin anketlerine güvenir demiş. Buradaki katılımcıların katılmak istememesiyle ne alakası var? Tipik araştırma tasarımı, bilgi birikimi takip edilir. Ne tarafından? Bilgi analizi tarafından takip edilir. Yine katılmak istememekle ne alakası var? Bilgi bilimi. Ne yapıyormuş bilgi bilimi? Ne hale geliyor? Gittikçe more and more yapısı. More and more. Day by day, increasingly, gradually. Bunlar aslında neydi? Bizi nereye götürüyordu? Present continuous'a götürüyordu. Götürmüş mü? Götürmüş. More and more yapısı. Gittikçe ne hale geliyormuş? Çekici hale geliyormuş bilim insanları ve neylere? İş adamlarına. İş adamları hem bilim adamları hem iş adamları için giderek daha çekici hale geliyor dedi. Tamam. Bilim insanları ve iş insanı diyelim. Öyle bir ayrım yapmayalım. Bilim insanları hem de iş insanları için giderek daha çekici hale geliyor dedi. Yine mantıklı bir şey değil. Katılımcılarla bir ilgisi yok. Anketler ne yaparmış? Sürdürürmüş, uzun süre sürdürürmüş popüler, sürdürdü uzun süre popülerliğini bir araç olarak neydi? Birikim, bilgi birikimi için, insanlardan bilgi birikimi için bir araç olarak uzun süre sürdürdü. Uzun süre bir araç olarak kaldı. Yine katılımla bir ilgisi yok. Ama katılmak istemedikleri için onlara motive edici ödül sağlamaları çok güzel bir sonuç. Geldim 6. soruma. Bir hemşire ne yapmalı diyor? Çok fazla efor sarf etmeli. Ne için? Detect, belirlemek için, teşhis etmek için. Hastanın acısını belirlemek için. Çok fazla efor sarf etmeli dedi. Tamam. Yine şıklarda varmış bağlaçları. Just test. Tıpkı nokta nokta gibi. Acı yorucudur. Due to neyden dolayı? Miktarı enerjinin gerekli enerji nokta nokta gibi. Bir mantık var mı? Yok. Neden sarf etmeli gerektiklerine ilgili hiçbir şey yok. Gitsin. Ama önceki teşhisler dayandırılır hastanın geçmişine ilgili bir şey söyleyeceğiz. Yani yanlış olabilir diyeceğiz. Değil mi? Yanlış olabilir hastanın geçmişine dayandırılarak yapılan önceki teşhisler. Şimdi bunu söylemem için, yani burada bir zıtlık yapmam için öncesinde şöyle bir şey söylemem lazım. Hemşire hastanın önceki teşhislerine bakarak ilaç verdi. Ama önceki teşhise bakılarak yapılan
işte şeyler yanlış olabilir diyebilirdim. Böyle bir zıtlık yapabilirdim. Burası için uygun bir zıtlık değil. So that, sın diye. Sın diye so that'ten sonra can kod kullanılırdı genellikle. Yani bizim için bir yardımcı bilgiydi. Yoğunluğuna diğerlerinden daha fazla sağlayabilsin diye. Diğerlerinden daha fazla katkı sağlayabilsin diye. Ne alaka? Yine bir mantık yok. Oldu, hemen zıtlık yapmam gerekiyor. Eğer uygunsa. Acı değerlendirmesi gösterilmeli. Hastaneye yatan her hasta için demiş. Hastaneye yatan her hasta için acı değerlendirilmesi yapılmalı demiş. Acı değerlendirmesi yapılmasına rağmen demiş. Buradan ne beklerim? Şöyle bir zıtlık olabilirdi. Acı değerlendirmesi yapılmasına rağmen hastalar hastaneden memnun değil. Ya da hastalar için iyi bir teşhis konulamıyor. Burası şimdi olumlu olduğu için diğer taraf olduğu kullandığı için diğer tarafın ben olumsuz olmasını beklerim. Ama bu taraf da olumlu, bu taraf da olumlu. Gitti. Even if sa bile. Hastalar başarısızmış rapor etmeye. Yani rapor etmeye derken kendilerini anlatmaya, hastalıklarını anlatmada anlatamasa bile, söyleyemese bile kapsamlı olarak ney boyunca, muayene boyunca. Muayene boyunca kapsamlı olarak anlatamasa bile bir hemşire gerekli çabayı göstermeli, eforu sarf etmeli. Hastanın acısını teşhis etmek için. Tamam. Bir koşul var. Böyle yapsa bile hemşire acıyı, hastanın acısını teşhis etmeyle. Tamam. Geldim diğer soruma. Şimdi bakalım ne diyor. Obez insanlar genellikle yermiş daha fazla neyden? Ortalama kilolu insanlardan. Buradaki doz aslında insanlardan bahsediyorum. Orta kilolu insanlardan daha fazla yerlermiş. Mantıklı olarak da. Geldim bakalım ne istiyor. Bat. Zıttım oturuyor mu? Hemen bakarım. Araştırma gösterdi şunu. Buradaki det ne? Aslında bir noun clause. Kendinden sonra, kendinden önce bir fiil gelmiş. Araştırma gösterdi şunu. Neymiş? Kilo almak neredeyse as arasında ne almış? Bir sıfat almış. As. Zordur. Ne kadar? Kilo kaybetmek kadar zordur. Kilo vermek kadar zordur. Kilo almak neredeyse kilo kaybetmek kadar zor dedi. E kadar. As e kadar biliyorsunuz. As e kadar anlamına gelen bir bağlacımız. Sonra devam ettim ne diyor? Bu oldu mu? Olmadı. Araştırmalı ama araştırma gösterdi. Kilo almak, kilo kaybetmek kadar zordur dedi. Şimdi benim bunu kullanabilmem için şöyle bir şey demem lazımdı. Kilo almak daha kolay. İnsanlar daha çabuk kilo alıyor. Ama araştırmalar gösterdi ki şunu. Kilo almak, kilo kaybetmek kadar zordur. Böyle bir şey dedim mi? Demedim. Dedim ki obez insanlar daha fazla yiyor ortalama kilolu insanlardan. Gitti. Böylece obez insanlar ne yapabilir? Daha yiyebilir. Daha az ama daha fazla kalori alır. Böyle bir şey diyebilir miyim? Diyemem. Bazılarının bu şekilde kullanamıyorum. Yani bir bu yüzden, sebebi bu yüzden değil. Gitti. Geldim C'ye. Ne diyor? Bu yüzden bireysel farklılıklar, vücut metabolizmasındaki bireysel farklılıklar izin verir. Bazılarının kalori yakmasını daha hızlı yakmasına izin verir dedim. Şimdi bunların daha fazla yemesi, ortalama insanlardan daha fazla yemesi mi bu yüzden diye bağlarım cümleye. Gitti. Geldim ama onlar genellikle inanır şuna. Onlar daha az yermiş diğerlerinden. Obez insanlar orta kilolu insanlardan, ortalama kilolu insanlardan daha fazla yer ama onlar inanır şuna, diğerlerinden daha az dediğine. Bir zıtlık var. Çok güzel bir zıtlık var. Çünkü ne demiş? Çoğu kilolu insanlar gösterir, daha az fiziksel aktivite gösterirmiş. Ne alakası var? Gitsin. Çok güzel bir zıtlık yaptık. Tamam. Geldim. 8. soruma. Zıtlığı bana ikinci tarafta vermiş. İlk taraf için bir ne arayacağım? Zıtlık arayacağım. Şimdi bakıyorum. Burası ne? Olumlu mu, olumsuz mu? There is no güvenilir
Bir ne yok diyor figür. Yani bir rakam, bir sayı vermek için popülasyonun boyutu. Yani ne kadar olduğunu karar vermek için güvenilir bir olumsuz gidiyor aslında. Gitti mi? Gidiyor mu, geliyor mu? Ses var mı, yok mu? Geliyor. Hala mı gidip geliyor? Şimdi iyi. Takılıyorum. Takılıyorum. Hiç önemli değil. Hemen soruyu baştan aldım. Dedim ki özür diliyorum. Bana nerede vermiş bağlacı? İkinci tarafta vermiş. Rağmen demiş. Rağmen. Ne rağmen? Güvenilir bir sayı olmamasına rağmen. Karar vermek için nüfusun boyutuna karar vermek için güvenilir bir sayı olmamasına rağmen demiş. Şimdi güvenilir bir sayı olmamasına rağmen dedi, tamam. Ben artık zıtlığı nerede arayacağım? Popülasyonun boyutuna karar vermek için dedi. Güvenilir bir sayı olmamasına rağmen artık ben zıtlığı bir sayıya bakabilir miyim? Yani sayıdan bir zıtlık yakalayabilir miyim? Bir bakayım. Ya aklımda böyle bir şey bir dursun. Cümleleri okurken buna bir odaklanmaya çalışayım. Bakayım ne diyor? Köleliğin kökeni neymiş? Tam olarak anlaşılmadı. 8. yüzyılın sonuna kadar köleliğin kökeni tam anlaşılmadı dedim. Şimdi ben köleliğin kökeninde miyim? Zıttığım burada mı? Değil. Ben aslında güvenilir bir sayı yok. Ona bakıyorum. Köleliğin kökeniyle işim yok. Ele gitsin. Dedim ki en az bir köle sahipliği neymiş? İnsan hakkı olarak görülür dedi. Yine ne alakası var? Tamam sen öyle görüyorsun ama neye rağmen diyeceğim ben. Gitsin. Köleler, Atina'da köleler düşünülür. Ne olarak düşünülürmüş? Fazla sayıda olduğuna, diğer Yunan topluluklarından daha fazla sayıda olduklarına düşünülürmüş. Ha, sayıyla ilgili bir şey geldi mi? Geldi. Zıttığımı nerede yapacaktım aslında ben? Bir sayıya bakacaktım. Doğru mu? Hemen cümleyi bir toparlıyorum. Bir birleştiriyorum. Bakayım ikisi birbirine uygun düştü mü? Köleler Atina'da düşünülürmüş. Daha fazla sayıda daha fazla olduğu düşünülürmüş. Yunan topluluklarından daha fazla olduğu düşünülür. Güvenilir bir sayı olmamasına rağmen, nüfusun boyutunun karar vermek için güvenilir bir sayı olmamasına rağmen Atina'da Yunan topluluklarından daha fazla olduğu düşünülür diyor. İşte çok güzel bir zıtlık yaptık. Yine de bakıyorum bu iki şıkkıma da. Kölelik neymiş? Bütün bir parçaymış. Eski Yunan yaşamı için, yüzyıllardır Yunan yaşamı için yaşamının önemli demeyeyim de bütünleştirici bir parçasıdır dedi. Parçasıymış. Gitsin. Ne alakası var? Yunan tarihi köleler dedi, who dedi, köleleri açtı, bir relative clause yaptı. Faithfully, sadakatli demek. Sadakatli demek. Sadakatli bir şekilde ne yapıyorlarmış? Hizmet ederlerse onların ustalarına, onların işte sahiplerine kazanırlarmış onların özgürlüklerini. Ustalarına sadakatli bir şekilde hizmet eden köleler kazanır. Kazandı özgürlüklerini dedim. Yine bir popülasyonla bir nüfus alakası var mı? Yok. Zıtlığı nasıl yaptık gördünüz mü? Sonra geçtim 9. soruma. Because of dedi. Because of neydi? Den dolayı. Bir şeyden dolayı olacak. Onun gücü ve potansiyeli iyi ve kötü. İyi ve kötü potansiyeli için diyeceğiz. Hem iyi hem kötü potansiyel gücünden dolayı. Hem iyi hem kötü potansiyel gücünden dolayı. Bakalım ne olacak burası? Modern meteoroloji yaptı, önemli gelişmeler yaptı. Kritik disiplinde ciddi hava tahminlerini
ciddiyim. Hava tahmininin kritik işte eleştirel disiplininde önemli gelişmeler yaptı. Bunun hem yararlı, hem kötü, hem iyi potansiyel gücünden dolayı mı yaptı bunları? Ne bileyim neden yaptılar? Meteorolojistler sadece profesyonellerdir. Hu dedi, açtınız profesyoneller, bakıyorum. Keep, sürdürebilen, onların işlerini sürdürebilen ve yine de zamanın yarısında yanılan. Meteorolojist profesyonellermiş. Benim bu adamlarla hiçbir işim yok. Bilim insanları çalıştı. Neyde çalıştı? Bulut tohumlarında çalışmışlar. Ne için? Yağmur yağdırmak amacıyla. Yerlerde, nasıl yerlerde? Deneyimle. Uzun süreli kuraklık deneyimler. Kuraklıkta yaşayan yerlerde yağmur yağdırmak amacıyla bulut tohumlarında çalıştı bilim insanları dedik. Bunun iyi ve kötü potansiyel gücünden dolayı mı gitti? Hava neymiş? Bir konu olduğu, ilgi konusu olmuş. Yoğun ilgi ve scrutiny, inceleme demek. İnceleme. Yoğun ilgi ve inceleme konusu olduğu insanlar tarafından, eski zamanlardan beri insanlar tarafından yoğun ilgi ve inceleme konusu oldu dedik. Onun hem iyi hem kötü potansiyel gücünden dolayı yoğun ilgi ve inceleme konusu oldu. Oldu mu? Çok güzel oldu. Bundan dolayı oldu. Neden inceleme ve ilgi konusu oldu? Onların hem iyi hem kötü potansiyel gücünden dolayı. Edirne'ye de yine bakıyorum. It seems gibi görünür. Olası değil gibi görünür. Olası değil dedim. An geldiği için olumsuz çevirdim. Olası değil gibi görünür. That dedi. Devam ediyorum. Ne gibi görünürmüş? Tahmin edilemeyecek noktaya geldiğimiz gibi görünürmüş hava durumunun. %100 doğrulukla hava durumunun, havanın tahmin edilemeyecek noktaya geldiği olası değil gibi görünüyor dedi. Yine bunun potansiyel iyi ve kötü gücüyle ne alakası var? Dediğimiz gibi değişti. Çok da güzel oldu. Şimdi geldim diğer son soruma. Bakayım ne diyor. İklim ısındıkça ya da iklim ne oldukça işte ısındıkça, bunu ne diye çevirdim? Dıkça, dikçe diye çevirdim. Buradaki anlamı ısındıkça ve insan popülasyonu büyüdükçe ve yayıldıkça, coğrafi olarak büyüyüp yayıldıkça, iklim ısındıkça. Bakıyorum ne yaparmış? Yürürmüş, dik yürürmüş. İki ayak üzerinde dik yürümek neymiş? Uzun zamandan beri ne olurmuş? Bir insan özelliği olarak kabul edildi dedi. Şimdi benim bununla bunun ne alakası var? Bir insan özelliği olarak kabul edilmesi, iklim ısınmasıyla ne alakası var? İnsanlar başladı geliştirmeye. İlk neyine? Uygar insan yerleşimine. İlk uygar insan yerleşimini geliştirmeye başladı. İklim ısındıkça, insan popülasyonu büyüyüp coğrafi olarak geliştikçe, insan İlk uygar insan yerleşmesini geliştirdiler. Doğru mu? Olabilir mi? Bir dursun, olabilir. Güzel geldi biraz bana. Onlar ihtiyaç duyarmış bulmaya. Neyi? Ne bulmaya ihtiyaç duyarmış? Sıcak ve kuru kalmanın yollarını bulmaları gerekiyordu. Tamam. Şimdi güzel. Böyle bir şey dedin ama onlar sıcak ve kuru kalmanın yollarını arıyorlar dedin ama bununla yani nasıl bir bağ kuracağım? İnsanlar, popülasyonlar nüfus büyüdükçe, insan nüfusu büyüdükçe ve geliştikçe coğrafi olarak dedik ve buradaki deyin karşılığı nerede hani? Bu dey diye refer ettiğin ifade hangisi? Yok. Gitsin. Bizim için refer ifadeler önemliydi biliyorsunuz ki. Ne demiş? We don't know. Bilmiyoruz. Buradaki when ne when'i? Non clause when'im? Onun çevirisi olacak biliyorsunuz ki ne zaman
tam olarak insanlar başladı yapmaya, giysi ve ayakkabı yapmaya, insanlar tam olarak ne zaman giysi ve ayakkabı yapmaya başladığını bilmiyoruz demiş. Şimdi iklim ısınması, popülasyonun büyümesi, coğrafi olarak yayılmayla bir alakan yok. Sen de git. Dedik ki görev ne? Anlama görevi. Erken insan yaşamını anlama görevi neymiş? Çok zor oldu diyor. İnsanlar, erken insan yaşamının doğasını anlama görevi çok zor oldu. Şimdi çok zor oldu. İklim ısındıkça, insan popülasyonu arttıkça, coğrafi olarak yayıldıkça mı bunlar zor oldu? Ama şu çok güzel olmuştu. İklim ısındıkça ve insan popülasyonu büyüyüp yayıldıkça insanlar başladı gelişmeye, başladı geliştirmeye. Ne için gelişmeye başladılar? İlk uygar yerleşim için. İlk uygar insan yerleşimlerini geliştirmeye başladılar dedik. Buraya kadar anlamayan bir sorusu olan var mı? Sorularımız bitti. Anlamayan ya da sorusu olan var mı? Ben teşekkür ederim. Rica ederim arkadaşlar. Rica ediyorum. Son soruda bağlantı mı kuramadık? Son soruda nasıl bir şey olacaktı? Şimdi bize demişti ki iklim ısındıkça, insan topluluğu arttıkça ve yayıldıkça, coğrafi olarak yayıldıkça ne yapacaklar? İnsanlar böyle arttıkça ilk uygar yerlerini artık yerleşmeye başlayacaklar. Bir yerlere yerleşmeye başlayacaklar. Tamam. Paragraf tamamlamada yaparız. Galiba bu haftaki derslerde var mıydı? Tam hatırlamıyorum ama galiba aldım paragraf tamamlamayı da. Bu hafta olabilir. Şimdi cuma bugünü yaptık. Cumartesi, pazar bir iki dersimiz daha var. Alanım sağlık, sosyal konularını anlamıyorum. Aslında alanlarda sosyal en zoru oluyor genelde. Sağlıklar biraz daha ya da fenler biraz daha alanla ilgili olanlar sanki daha kolay oluyor. Rica ederim arkadaşlar. Benden bir isteği olan yoksa alan alan ayırmam ama yine de hem fen hem sağlık hem sosyal farklı farklı alırım. Başta bir kaz görüyorsanız için diye başlayın cümleye. Onun dışında da artık gidiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Umarım her çalıştığınız bir anda beyninize girer. Hiç unutmazsınız. Sağlık ve fen alanı, ya bana göre öyle geliyor. Başkasına göre daha zor gelebilir alan dışı. Sanki bana, ben sosyalden gidiyordum. Sanki sağlık fen bana bir tık daha kolay geliyor. Bilmiyorum. Haydi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.